Peki, ilişki koçluğu. Son dönemlerde bunu sık sık duymaya başladık. İlişki koçluğu nedir? Bize yararı nedir? Bunları da birazcık sizlerden detaylı olarak dinleyelim lütfen. Yani şimdi bizler bir şey olmak istiyoruz. Bir şey olmak isterken aslında insanın şunu düşünmesi lazım. Bir şey olmadan önce ne olduğunu fark etmen lazım. Biz aslında kendimizin farkında değiliz, farkında olmadan bir şeyimiz. Şimdi iki kişi bir araya geliyor, karı koca veya sevgili bir araya geliyorlar ve kendilerini tanımıyor. İki taraf da kendisini tanımıyor. Yani göz gibi göz tüm evreni görüyor ama kendisini görmüyor. Şimdi mesela diyelim ki bir insan, biz buna işte temsil sistemleri diyoruz, işitsel bir insan görsel veya dokunsal olabiliyor. Yani bir insan, diyelim ki bir kadın, görsel bir kadın, onun da eşi var. Erkek de işitsel. Şimdi erkek işitsel olduğu için ne yapıyor? Sevgisini hep kelimelerle sunuyor. İşte seni çok seviyorum diyor. Aşkım seni çok seviyorum. Sen benim hayatımsın, hayatımın anlamısın diyor. Hep kelimeler sunuyor. Hep kelimelerle sevgisini ifade etmeye çalışıyor. Karşı taraf ne diyor? Kadın ne diyor? Anca konuşuyor. Anca konuşuyor. Bir yemeğe çıkartıyor mu? Bir hediye alıyor mu? Çünkü o görsel. Onun sevgiyi görmesi lazım. Şimdi geçen bir arkadaşın evine gittik. Yenge görselmiş, çok güzel sofra hazırlamış, kendisine çok iyi bakmış, ev tertemiz. Ben dedim ki, abi dedim, yengesini çok seviyor dedim. Hocam bakma dedi ya, böyle hazırlıklar yaptığına, 10 yıl oldu evlenin, daha bir defa dedi seni seviyorum demedi. Şimdi görsel bir insan sevgisini görüntüyle anlatacak, işitsel bir insan sevgisini kelimelerle anlatacak. Biz mesela, bu bir örnek ilişki koçluğu üzerine. Biz kendimizi bilmeden, yani karşı tarafı da bilmiyoruz, kendimizi de bilmiyoruz ve bir ilişki devam ettirmeye çalışıyoruz. Yani sizi seven bir insan, mesela beni seven bir insan bana sevgisini kelimelerle sunması lazım. Çünkü ben işitselim, öyle algılıyorum, öyle tatmin oluyorum. Ve bunun farkında değilse karşı taraf bana sevgisini bir türlü sunamıyor. Veya ben kendimin öyle olduğumu farkında değilsem, karşı taraf görselse onun görsellikle sevgisini bana sunduğunu fark edemiyorum. Ve bu konuda aslında bence ilişki başlamadan veya şöyle diyeyim, evliliklerden önce bir okul olması lazım. Bir evlilik okulu gibi bir okul olması lazım. Ve insanlar böyle karakterler, işte o sevgi, aşk, onların anlatılması lazım. Çünkü şu an ülkemizdeki boşanmaların çok ciddi derecede fazla. Ve genelde de şöyle, bir insanın evindeki eşi yanındaysa, dünya düşman olsa insan hayata dayanıyor. Ama evdeki eşi ya da ilişkideki sevgilisi diyelim, o yanında değilse, dünya dost olsa kâr etmiyor. Onun için bizim en fazla gücümüz zaten o duygusal bağlandığımız kişi. Yani hani neyleyim sarayı, neyleyim köşkü, içinde sanan yer olmayınca diyor ya, biz o yar yanımızdaysa hayatta güçlüyüz. Ya da bazen sizin söylediğinizin tam aksi oluyor. Bazen bunlara da şahit oluyoruz hocam. Hani dünya düşman gelsin ama hani evimdeki eşimle ya da evimdeki karımla uğraşmayayım denilen vakalar da oluyor ama, değil mi, bu ilişki koçluğu esnasında karşılaşıyorsunuz bunlarla. Ne için diyor onu? Evdekiyle uğraşmayayım diyor. Evdeki o kadar güçlü ki, çünkü dünyadan daha güçlü karşıdaki. Yani biz orada çok, yani bir, mesela biz nedir? Eş diyoruz. Eş, yani hani o benim eşim. Eşin anlamı ne? Eş, yani aynı gibi. Bir de kardeş var. Onda da eş var. Ben eş ve kardeş çok önemli geliyor bana. Ve eşli ve kardeşle insan bir aradaysa, her şey güzel gidiyorsa sizin gibi, o zaman hayat birden güzelleşiyor. Yani biz pek çok şeyde başarılı olabiliyoruz ama eşimizle aramız iyi değilse çocuklarımız da kötü yetişmiş oluyor. Zaten bütün espri şu oluyor, bu ilişki koçluğunun en kötü tarafı, meyvelerinde sıkıntı oluyor. Şimdi 0-6 yaş dönemi çok önemli. Bizim zihnimizin %88'i 7 yaşından önce oluşuyor. Şimdi düşünün, sizin çocuğunuz var, çocuğunuz 3 yaşında ve siz kavgalısınız eşinizle. Ve çocuk baktı ki baba anneye kızıyor, dövüyor ya da tartışma var. Çocuk koklamalar yapıyor, hayat mutsuz yaşanacak. Veya bir insan hata yaptığında kızacaksın, veya bir insan hata yaptığında döveceksin. Çocukken kodluyor ve ondan sonra hayatı boyunca kim yanlış yapsa, evet dövmeliyim diyor, kavga etmeliyim.